Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sizlere Marmara'nın incisi. Marmara Adası'ndan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Birol Restorant'tan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibi harikulade bir aile bulunmakta. Tabii ki kendilerine önce ürünleri, hizmetleriyle ilgili bilgiler alacağız. Fakat ben değerli izleyicilerimize, sizler de izin verirseniz biraz özellikle mekanınızdan söz etmek istiyorum. Bir aile işletmesi. Çok uzun yıllardır bu sektörde hizmet veren, gelenlerin kendilerini özellikle misafir hissettikleri, yeşilin maviyle buluştuğu inanılmaz bir mekan. Birol Restorant. Şimdi efendim öncelikle merhabalar Birol Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Merhabalar Tuna Hanım, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim, işletmeniz, hizmetleriniz, sektör olan katkılarınızdan tabii ki söz edeceğim. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Birol Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verir efendim? İsmim Birol. 32 yıldır bu işte uğraşıyorum ve severek yapıyorum. Müşterilerime hizmet vermek hoşuma gidiyor. İşin mutfağından gelen 32 senedir 32 özellikle. 32 yıldır bu işteyim. İstikrarlı bir şekilde bu hizmeti vermektesiniz. İnşallah kısmet olur da bir 32 yıl daha devam ederiz. İnşallah ediyoruz. Diliyorum çok uzun yıllar daha bu hizmeti devam ettirirsiniz. Hemen Pınar Hanım'a dönmek istiyorum. Pınar Hanım, Birol Bey'in eşisiniz. Evet. Buradaki katkılarınız tartışılmaz. Siz de burada mutlaka eşinize ve sektörünüze büyük katkılarınız var. Siz de biraz tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Birol Bey'in eşiyim. 49 yaşındayım. Ev hanımıyım ama yazın eşime restoranda yardımcı olmaya çalışıyorum. Mutfakta ben daha çok. Gördüğünüz peynirli patlıcan benim eserim. Herkes onu çok severim. Ürünlerin bir kısmını siz yapıyorsunuz. Sadece güler yüzünüzle burada bulunmak değil. Aynı zamanda katkılarınız da çok fazla. Evet. Hemen İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Siz oğlusunuz Birol Bey'in. Evet, Birol Bey'in oğluyum. Aynı zamanda eğitim devam ediyor anladığım evet. kadarıyla ama bu arada babanızla da birlikte çalışıyorsunuz. Evet, devam ediyor. Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü okuyorum. Aynı zamanda yazları restoranımızın midye işlerinden sorumluyum. Midye ustası olarak burada çalışıyorum. Harikulade de hizmetler devam ediyor. Teşekkür ederim. Şimdi efendim biraz mekanın konumundan bahsedelim değerli izleyicilerimize. Bulunduğumuz yer Marmara Adası ve adanın neresindeyiz efendim? Marmara Adası, Marmara merkezindeyiz. Şu anda küçük liman mevkii denize. Gördüğünüz gibi 2 metre mesafedeyiz. Denizin sıfırındayız. Sıfırındayız. İskeleyle mesafemiz çok yakın. İskeleyle mesafemiz 150 metre. 150 metre kadar. Zaten iskeleden çıkıp sol tarafa dönüldüğünde Birol Restorant'a gelmemek mümkün değil. Değil. Şimdi çınar ağaçları inanılmaz. Yani yeşili maviyle bu kadar güzel birleştiren bir mekandayız. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim? Toplam 5-600 metrekare civarında bir alandır. 600 metrekarede bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme kapasitemiz? Bir çırpıda 400-450 kişiyi ağırlama kapasitemiz vardır. 450 kişi oldukça evet. ciddi bir sayı. Siz de kabul edersiniz ki 450 kişiye aynı anda hizmet vermek için uzman bir de kadro gerekli. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? Bizlerle birlikte 14 kişi oluyoruz. 14 uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel arkadaşlarımızla çalışmaktasınız. Onlar evet. da sizler gibi gelen misafirlerimize en kaliteli hizmeti sunmakta. İbrahim Bey, evet. şimdi size gelen konuklarınız, misafirleriniz genelde nerelerden gelmektedir efendim? Bize gelen misafirlerimiz genelde civar yerleşimlerden gelmekte. İstanbul, Erdek, Bandırma, Bursa, Tekirdağ. Çanakkale'den misafirlerimizi yoğunluklar buralardan evet. tabii ama yani Türkiye'nin 81 ilinden özellikle misafir tabii. ağırlama imkanımız var. Tabii ki. Ve gördüğüm kadarıyla bölgeye yurt dışından gelen misafirleri de ağırlıyorsunuz özellikle. Tabii. Gurbetçilerimizin de tercih evet. noktası tabii. burası oluyor. Bilhassa Almanya'dan gelen çok sayıda müşterimiz mevcut. Bunlar da düzenli zaten olarak Marmara'ya size geliyorlar. Geldiklerinde biz de yemek yemeden gittiler mi onlar için büyük bir kayıp kabul ediyorlar. O yüzden son günü dahi olsa bizi ziyaret etmeden gelirler gidiyorlar. Diyorsunuz. Şimdi İbrahim Bey, biraz bu harikulade görsellerden söz edelim. Oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Evet. Genelde buraya gelen misafirlerimiz hangi ürünler üzerinde yoğunlaşırlar efendim? Şimdi deniz ürünleri genelde ama tabii ki biz diğer et çeşitlerini de bulunduruyoruz. Niye? Ola ki balık sevmeyen, deniz ürünü sevmeyen kesinlikle. Oluyor. Ama da yok dememek için, yani müşterimizin isteklerine cevap verebilmek için et de bulunduruyoruz. Kırmızı et. Kırmızı et, tavuk, beyaz et. Beyaz et. Ve balık ürünleriyle balık. Hizmet verirsiniz. Ve soğuk meze çeşidimiz fazla oldukça sayıda da yoğun. Mevcut. Çoğu yerde meze artık soğuk var, meze kültürü yavaş yavaş kalkıyor. Ama biz bunu devam ettiriyoruz. Ve devam ettirdiğimizde de memnunuz. Çünkü müşterilerimiz çok beğenerek yiyorlar.
Şimdi efendim müşterilerinizin çok beğenerek yediği ürünlerin tabii büyük bir kısmını siz yapıyorsunuz ama onlara inanılmaz katkıları olan hanımefendiye biraz dönmek istiyorum. Şimdi biraz evvel bazı ürünleri kendiniz yaptığınızı söylediniz. Özellikle sizin yaptığınız ve tercih edilen ürünler hangileri efendim? Vallahi benim yaptığım peynirli patlıcan. Özellikle Marmara Adası'na ait bir ürün değil mi efendim o? Yani yoğunluğun burada görüldüğü ve tercih edildiği. Genelde öyle duyuyoruz. Burada yiyenler başka yerde bulamadıklarını söylüyorlar. Herhalde adamıza özgü peynirli patlıcan. Sizin yaptığınız peynirli patlıcan. Sonra? Valla soğuk mezelerden işte mücveri yapıyorum. Ustalarımıza daha çok yardımcı ediyorum. Sebzeleri temizlemek, yıkamak. Bir oldu. Hanımefendinin elinin değmesi bir defa hem lezzete katar, mutlaka katkı var. Evet. Aynı zamanda da hijyenik olmasını sağlıyor. Son derece de temiz, muntazam bir ortam. Evet. Hanımefendinin buradaki bana göre katkısı tartışılmaz. Desteği tartışılmaz. Tabii görüntü mutlaka çok da önemli. Gelen insanların bir aile ortamında ağırlanması onlara da biraz daha huzur veren, daha fazla güvendikleri bir mekan haline getiriyor sizi. Doğru. Ancak eşinizin ve oğlunuzun da katkılarını inkar edemeyiz. Onu inkar edemeyiz. Oğlunuz zaten son derece enerjik. Ben geldiğim dakikadan beri bakıyorum. Gerek müşteriyle, gerek sizlerle, gerek ortamla olan diyalogları gayet güzel. Hemen orada dönmek istiyorum. Özellikle ürünlerimizden değerli izleyicilerimize hangilerini tavsiye edersiniz? Buraya geldiklerinde bunu yemeden gitmesinler diyeceğiniz ürünlerimiz hangileri? Midye tava yemeden kesinlikle buradan gitmesinler. Midye dolma yemeden kesinlikle gitmesinler. Bunları gerçekten bu ürünleri başka yerde bulamazlar. Yani bunu bu konuda mütevazı olamıyoruz. Samimiyetle söylüyoruz. Gerçekten midye tava ve midye dolmayı başka hiçbir yerde bulamazlar. Sadece bölgede ya da buraya gelen konukların dilinde değilsiniz. Bu konuda özellikle Avrupa'dan da talepler var. Yani yurt dışından gelen misafirleriniz özellikle o isimler üzerinden, midye tava üzerinde birleşip geliyorlar benim anladığım kadarıyla. Evet, sizin midyeniz meşhur. Doğru söylüyorsunuz. Midye tava. İsviçre'ye midye dolma gönderdik. Buradan İsviçre'ye dolma gönderiyorsunuz. İsviçre'ye midye dolma gönderdik. Harikulade, siz önce fazla söz ya. Kızı ve torunları oradaymış. Kendisi burada yedi, hoşuna gitti. Geçen yıl geldiler, torunları da yemişlerdi. Buradan dönerken sormuş, ne getireyim size? Midye dolma getirmeden gelme demişler. Biz de güzel ambalajlı böyle vakumlu bir paket yaptık. 150 adet midye dolmayı İsviçre'ye gönderdik. Harika. Ve oradan teşekkür geldi. Yani bu insana tabii gurur veren bir şey değil mi? Yaptığınız ürünü yurt dışından tercih edip talep çıkartılması, oraya gönderilmesi de size ayrıca keyif veriyor. Hem de nasıl? İşin maddi boyutu aslında çok önemli. İnsanın bu esnaflığı, ticareti devam ettirmesi için maddi gelir olması lazım. Ama zannediyorum insanı en fazla mutlu eden şey de müşteri memnuniyeti. Evet. Bunu burada çok fazla yaşıyorsunuz. Bizim ilk şeyimiz o zaten. Prensibimiz o. Müşteriyi memnun edelim, gerisi zaten gelir. Para kazanmak ikinci planda bizim için. Müşterimiz şu kapıdan gülerek çıktığı zaman bize yetiyor. Harikulade. Şimdi Birol Bey, biliyorsunuz bu sektörde yaptığınız başarılı çalışmalarla çok uzun yıllardır istikrarlı çalışarak bugünlere geldiniz. Sizinle yaptığımız özel sohbette de müşteri portföyünüzün aslında müşteri memnuniyetinden oluşan, birbirlerine kulaktan kulağa yayılım şekliyle müşteri portföyünüzün oluşunu söylediniz. Evet. Bana gelen müşteri bir dahaki yıl mutlak gelir. Gelirken de birilerine tavsiye eder. Ve bugünkü portföyümüzün oluşum sebebi de çok uzun yıllar bu sektörde kaliteli hizmetimizdir dediniz. Evet. Şimdi tam bu noktada sormak istiyorum. Bu sektörde sizin gibi çalışan birçok işletme de var aslında. Yalnız değilsiniz. Evet, sektörümüzün en iyisisiniz. Ancak sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden firmalar da var. Özellikle müşterilerin ısrarla sizi tercih etme sebebi nedir sizce? Sizi diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir efendim? Bizi diğerlerinden ayıran özellikler, bir kere biz titizliğe, hijyene çok önem veriyoruz. Temizliğe önem veriyoruz. Müşteriye güler yüz ve müşteriyi bir defalık görmüyoruz. Biz müşteriyi hani tabiri caizse kazıklamak derler ya, öyle bir şey bizim prensibimizde yok. Paradan önce müşteriyi kazanmak adına çalışıyoruz. Müşteriyi kazanmak. O müşteri zaten geldikçe bana kazandırır para. Kesinlikle. Hani bir defa gelsin, bir daha gelmese de olur. Öyle bir şeyimiz yok. Harika. Bir düşüncemiz yok kesinlikle. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Evet. Mutlaka ürün kalitesi. Tabii. O zaten çalışan personelin titizliği, hijyenik olması, güler yüzü, bunlar da sizi tamamlayan bütün unsurlar. Ürünlerimizi bizzat ben kendim yaparım alışverişimi ve en iyi ve kalitelisini alır, seçerek o şekilde getiririm, ustalarıma veririm, neler yapması gerektiğini söylerim, onlar da o şekilde yaparlar. Mesela sebzemiz falan Topağaç Köyü vardır burada. Hı-hı. Organik, oradan temin ederiz. Hı-hı. Balığımızı, balıkçımız her sabah vardır. Balığı olduğu zaman hemen önce bize uğrar, taze balık bize gelir. Şimdi değerli izleyicilerimiz zaten izliyorlar şu anda gerek balıklarımızı, gerek dışarıdaki o devasa kılıç balığını. Denizin dibindeyiz. Elimizi uzattığımızda balığı alıyoruz diyorsunuz zaten. Günlük taze. Tabii. Bunun yanı sıra diğer ürünlerimiz de yine yakın çevreden, yetiştiricilerden almaktasınız anladığım kadarıyla. Organik, doğal, taze olmasına da özen gösteriyorsunuz.
Şimdi bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz, sizlere özellikle nerelerden nasıl ulaşacaklar İbrahim Bey? Bize internet üzerinden Bilal Restoran yazdıklarında her şekilde ulaşabilirler. Onun yanı sıra telefon numaramız mevcut. 0266 alan koduyla 885 5696 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Şimdi internet ortamında görselleriniz, mekanın konumu, çalışmalarınız, hizmetleriniz ve ürünlerinizle ilgili detay bilgiyi alabilecekleri gibi tabii, bu numaradan da size ulaşmaları halinde burada en kaliteli hizmetlerinizle onları ağırlayacağınızı zaten söyleyebiliyoruz değerli evet, izleyicilerimize. Ancak sadece hizmet almak adına değil, belki danışabilmek adına da sizleri bu numaralardan arayabilir, değil mi efendim? Tabii, bizleri bu numaralardan zaten arayan müşterilerimiz oluyor. Örneğin teknesiyle İstanbul'dan yola çıkmış, internetten bizim telefonumuza ulaşıyor. Marmara'yla ilgili bir şey öğrenmek istiyor, harika, bilgi almak istiyor. Yardımcı olur musunuz? Hemen yardımcı oluyoruz. Ev sahipliği de yapıyorsunuz tabii, kendine tabii, değil mi? Evet. Mükemmel. Şimdi efendim dediğimiz gibi bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projenizden de söz etmek istiyorum. Çok uzun yıllara dayalı bir istikrarlı çalışmanın söz konusu. Bu gelişmeyi, bu çalışmayı farklı yerlere taşımak istiyor musunuz? Ne yapmak istiyorsunuz ileriye yönelik efendim? Vallahi işin gerçeğini söylemek olursa farklı yerlere taşımak istemiyoruz. Biz böyle kalmak istiyoruz. Bu kadar büyüklük bize yetiyor. Müşterimize butik hizmet vermek istiyorsunuz. Evet, birebir daha insanlarla diyalog ve ilişki. Zaten müşteriyle benim genelde ilişkim birebir olduğu için daha fazla tercih daha ediliyor fazla, demiştiniz. Tabii ki. Tabii. Direkt ki onlara hizmet verirken herkese ulaşabilmek, herkesin hizmetiyle ilgilenebilmek adına butik kalmayı tercih ediyorsunuz. Bu alanda biz mutluyuz. Harikasınız. İnşallah uzun yıllarda bu hizmeti ve sektördeki katkılarınız devamını görürüz. Sağlıklı saatimiz devam ettiği müddetçe temennimiz de o. Amacımız kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek. Evet, aynen. Şimdi efendim bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde uzun yıllardır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve halihazırda da almaya devam eden birçok izleyicimiz var. Biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi onlar sizden aldığı hizmet sonrası, ürün tadı, kalitesi sonrası belki dostlarıyla, eşi, ahbabıyla da bunu paylaşarak bugünkü müşteri portföyünüzü oluşturdular. Özellikle sizi tercih eden değerli izleyicilerimize buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı? Teşekkür mesajım olacak. Bizi seçtikleri için, bizi tercih ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu mekana geldikleri için ayaklarına sağlık. Kapımız her zaman açık, her zaman bekliyoruz. Efendim sizin de bir teşekkür mesajınızı alabilir miyiz lütfen? Evet, ben de misafirlerimiz bizi tercih edip bize geldikleri için hepsine ben de teşekkür ediyorum. Ve bekliyoruz. Tekrar evet. İbrahim Bey sizden de küçük bir mesaj alabilir miyiz? Bizim de herkese kapımız açık. Sevgiyle ve saygıyla onları kucaklıyoruz ve bekliyoruz. Efendim evet, sizler sizi tanıyan misafirlerinize davette bulundunuz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak tabii istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Marmara Adası'ndan, Marmara'nın incisi Marmara Adası'ndan ve sektörünün en iyisi Birol Restorant'tan seslendiğimi söylemiştik. Birbirinden kaliteli geniş ürün yapazesi, inanılmaz bir panorama içinde yeşille mavinin buluştuğu son durak. Birol Restorant'tan seslendiğimi söylemiştik. Birbirinden kaliteli geniş bir yelpazesi, profesyonel çalışanları, son derece güler yüzlü pozitif bir ortam. Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken bir işletme olarak biz de size burayı tavsiye ediyoruz. Zaten gerek ürün kalitesi, gerek aileyi görüp tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bize zaman ayırdınız, bizleri burada ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Uzun yıllar bu sektörde hizmet vermeye devam edin inşallah. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, Sektörler Arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Marmara'nın incisi Marmara Adası'ndan ve sektörünün en iyisi Birol Restorant'tan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.